böyle bir Böyle bir piyasa piyasa platformu istedik. polisi. Evet. Bundan sonra da önemli gelişmeler, önemli veriler öncesinde bu toplantıları yine tekrarlayacağız periyodik olarak. Tabii şansımıza ABD'deki gelişmeler, yani kişisel verisinin iptali. Yine de kritik süreç içerisinde bence bu toplantının seyri birçok özellikle yatırımcıların bundan sonraki süreçteki yatırımlar açısından önemli bir strateji toplantısı olacaktır. Ateş Hanım Bey, siz buyurun. Ara ara sorularımıza zaten katkı sağlamaya çalışacağız. Teşekkür ediyorum. Ahmet, gerçekten ABD politikası anlamına oldukça türbülanslı bir sürece başladık. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz önceki hafta Fed'in sürpriz kararı, yani kolay para politikasına devam kararı aslında emtialar ve dövizler için oldukça bullish, yani yukarı yönde tepki veren bir karardı. Bu aniden böyle olur gibiydi. Ancak piyasalar döndü. Çünkü arkasında ABD'nin daha önemli problemleri öne çıkmaya başladı. Biliyorsunuz ABD'de hem bütçe problemi hem borç tavanı meselesi piyasaları olumsuz bir şekilde etkilemeye başladı. Dolayısıyla bu süreçte her ne kadar Fed kolay para politikası deyince 10 yıllıklar %3 seviyesinden şu an 2.58'lere kadar geriledi tabii. Hala kolay para politikası arka planda işliyor. Ama önemli olan tabii kısa vadede ABD kurumlarının işlerini yitirmesi geçici olarak. Bu tüm emtiaları etkiliyor doğal olarak. Şimdi burada ABD'nin bu krizle birlikte buradaki listede değerli arkadaşlar, beni istiyorsunuz sanıyorum. Sesim geliyor sanıyorum. Eğer problem olursa arkadaşlar Evet, duyamayan arkadaşlar şey yapabilir, yazabilir. ona bakıyorum. Problem yok gibi. Şimdi şu ekranda gördüğümüz kredi default swap dedikleri, yani bir ülkenin kredi riskinin fiyatlanmasını gösteren bir tabloyla karşı karşıyayız. Burada her ülkenin, ABD'nin, işte diğer ülkelerin her birinin CDS fiyatları var. Dikkat edilirse burada enteresan bir gelişme var. Amerika Birleşik Devletleri'ne bakarsanız ABD'de %45'lere kadar şuradaki turuncuyla gösterdiğim aslında ortalama ABD'nin kredi default swapları. Ama bugünlerde şu an müthiş bir risk taşıyor diye piyasa fiyatlandırıyor. Hatta ABD'nin kredi default swap eğrisine bakarsak bu eğri 9 Eylül'de 20 civarlarından şimdi 38'lere kadar yükseldi. Yani çok ciddi bir artış var. Bu da tabii ABD'nin maliyetlerini yükseltiyor. Kredi kurumlarının, S&P, Moody's gibi kurumların belki de ABD'nin kredi riskini düşürme eğilimini artırıyor. Bu oldukça ABD'deki bu kargaşanın nasıl etkilediği, ABD kredilerinin nasıl arttığı, hatta bunu mesela Almanya'nın bile, Almanya'da 24, Almanya'nın daha üzerine çıkmış. Almanya 24'te, ABD 38'e çıktı. Dolayısıyla Almanya'ya yatırım çok daha güvenli gibi görülüyor şu günler. Ama bu tabii doğrudan doğruya kısa dönem tepki olarak görülür. Geçmişte de 2011'de de ABD bu seviyeleri, hatta daha yükseklerini görmüştü. Dolayısıyla kısa vade olarak ABD'de bu tür sıkıntılar, politik çıkmaz endişeleri doğal olarak piyasalarını etkiliyor. Bu da tabii çok şey söyleyebilir. Yani ABD'de eğer bir uzlaşma olmazsa kısa sürede neler olur neler olmaz meselesi her tarafta konuşuluyor. Bunlara girmeyeceğim. Ama
özünde birçok piyasaları, hatta tahılları bile ABD Tarım Bakanlığı'nın işlevlerini bile etkiliyor. Tarım üzerine işlem yapanlar için bilgi diye söyledim. Dolayısıyla böyle bir süreçte ABD'nin makro ekonomik koşulları ve de hükümette, senato yahut temsilciler meclisindeki dalaşma biraz sıkıntı yaratıyor piyasalarda. Herhalde Fed'in de zaten kolay para politikasına devam yahut frene basmama endişesi arkasında politik endişeler vardı diye düşünülüyor. Oldukça da makul. Dolayısıyla böyle bir süreç içindeyiz. Bu hafta biliyorsunuz tarım dışı istihdam rakamları açıklanacak. Bu Fed için son derece önemli. Çünkü Fed verilere bağlı olarak karar alacağım diye sürekli olarak söylüyor. Ama onun ötesinde genel olarak da ABD verilerinde bir zayıflama, son zamanlarda bir zayıflama. Bir bakıma belki de Ekim ayında Fed'in, Bernanke'nin yeniden pas geçeceği söylentilerine yol açıyor. Doğal olarak kolay para politikasına devam ve muhtemelen de görüşümce yıl sonuna kadar da pek düğmeye basacak gibi görülmüyor. Genel olarak böyle bir senaryo içinde piyasalar bir anlam çıkarmaya çalışıyor ama tek tek bakıldığında her birinin kendi temel teknik verileri biraz farklı gösteriyor tabii. Bu ara Çin'in tatil olması genel olarak emtialarda bir talep azlığı dolayısıyla baskı yapıyor diye düşünülebilir. Ama bütün bunların içinde hem FX piyasalarını hem diğer piyasaları etkileyen en önemli faktör elbette ki dolar olacaktır. Çünkü ABD'nin kolay para politikasına devamı doların zayıflayacağı anlamına gelir. Dolar için hemen şöyle bir grafikte kabaca göz atalım. ABD doları haftalık grafikte ciddi olarak son zamanlarda düşüyor. Bu düşüş devam eder mi etmez mi meselesine teknik olarak biraz bakarsak aslında içim oku bulutunu kırmış oldukça zayıf ama şu arkadan gösterdiğim kesikli çizgiyle gösterilen ardıl göstergenin de bulutu kırması lazım. Bu tam anlamıyla bearish bir senaryo oluşturacak ve kolaylıkla şurada 78-79 endeks puanla 78-50 arasında diyerek kolayca varır. Bu seviye son derece kritik çünkü dolar endeksinin daha önceki dip seviyelerine karşı düştüğünden önemli bir destek olarak görülüyor. Muhtemelen buradan önemli bir destek olarak oluşacak. Buraya geldiğinde değerlendirmeye çabalarız. Yani genelde ABD şeyinin hükümet dalaşmasının nereye gideceği konusunda piyasalarda bir hayli tartışma var. Ama bunlara daha fazla girmek istemiyorum. Tek tek her türlü hikaye yazılıyor. Çoğu da bir bakıma anlamsız. Kısa vadede böyle bir sıkıntı var. Sanıyorum bütçe konusunda böyle bir zorlamayla herhalde 17 Ekim'de ortaya çıkacak olan yahut yüzleşilmesi gerekecek olan borç tavanı meselesine bir zemin hazırlıyorlar diye düşünüyorum. Muhtemelen de böyle bir süreç yani borç tavanının artılması bir biçimde hani şaka yaptık yola devam şeklinde uzlaşılacak diye düşünüyorum. Ama önümüzdeki 1-2 hafta bunlarla uğraşmak durumunda. Şimdi isterseniz buraya kadar sorusu olan yahut herhangi bir şey söylemek isteyen var mı arkadaşlar? Ben çok kısa bir soru yöneltebilirim. Tabii Ahmet, memnuniyetle. Peki 17 Ekim'de uzlaşmaya varılmazsa ve temerrüte düşürme söz konusu olursa bunu genel olarak ondan sonraki süreci nasıl görmemiz lazım? Bu örneğin emtia piyasaları, enerji piyasaları bunun etkileri ne tür olur? Daha büyük krizler yaşanması neden olabilir mi? Kısaca bunu bir değerlendirebilir miyiz? Teşekkür ederim Ahmet. Güzel soru. 17 Ekim'de eğer borç tavanı meselesi çözüme gelmezse ne olur
diye bir sorumuz var. Tam anlamıyla bir felaket senaryosu. Çünkü ABD'nin temerrüte düşmesi yahut yani hazinenin borçlarını ödeyememesi çok ciddi anlamda bir sıkıntı yaratır. Elbette ki bir kan banyosu görürüz en azından diye düşünüyorum ama oraya kadar geleceği konusunda benim şüphelerim var. Bu ara başka sorular da var galiba. Ses yankı yapıyor. Sesim yankı yapıyor. Biraz konumu değiştirdim arkadaşlar. Belki şimdi daha net gelir. Burada sandalyeye biraz kaykılmış durumdayım. Belki sesim o yüzden şimdi nasıl geliyor bilmiyorum ama pozisyonumu düzelttim. Pekala. Gayet iyi. Şimdi isterseniz bir iki tane emtia hızlı bakalım. Doğal olarak altın herkesi ilgilendiren bir emtia. Altın için biliyorsunuz Fed'in kolay para politikasına devamı aslında bir destekti ve altın fiyatları ciddi olarak yükseldi. Ama ardından az önce bahsettiğim hükümetin bütçe ve borç tavanı meselesi piyasaları sardı. Ardından altın fiyatları ciddi olarak değer yitirmeye başladı. Bu arada tabii Çin'in tatil olması da fiziki piyasada faaliyetleri azalttığı için biraz altın zorlanıyor gibi. Kısa vadede bu iniş çıkış oynaklık bir hayli arttı. Hatta şöyle bakabiliriz. Altın fiyatlarında ciddi bir oynaklık başladı. Bunu son derece önemli. Evet, bu da bir yere bakmıştım ama şu an göremiyorum. Şunu söylemek istiyorum. Altın fiyatlarında oynaklık çok ciddi olarak arttı. Bu artış doğal olarak özellikle opsiyon piyasada işlem yapanlar için son derece önemli. Biliyorsunuz opsiyon piyasalarında ciddi veriye dönük beklentiler her zaman öndedir piyasalarda. O bakımdan bu oynaklığın artması doğal zaten. Hala sesimin çok yankılı olduğunu söylüyor arkadaşlar. Ne yapabiliriz bilmiyorum ama belki biraz yavaş konuşursam. Ahmet, sesin yankılı geliyor mu sana? Pekala. Dolayısıyla altın için kısa vadede böyle bir iniş çıkış söz konusu demiştim ama aslında uzun vadede pek biraz sıkıntılı görünüyor altın. Şu anlamda biliyorsunuz Orta Doğu gerginliği bir hayli azaldı. Bu altın için ciddi bir destekti aslında. Ardından bu borç tavanı meselesi devreye girdi. Dolayısıyla altın için ileriye dönük bir iyimserliği beslemek zor. Ama altın için şuradan kabaca bakarsak altın fiyatları 1300 üzerinde ciddi destek buluyor. ...1300 seviyesine geliyor, sürekli olarak oradan tepiyor. Dolayısıyla bu seviye çok son derece kritik oldu. Altına şöyle bakıyorum. Dün biliyorsunuz ciddi şekilde yükseldi. Teknik olarak altında 1270 seviyesi bütün piyasanın beklediği kritik destek seviyesi. Geçen hafta buraya kadar geldi. Fakat yeniden topladı. Dolayısıyla 38 seviyesi bir direnç gibi görünüyor. Bunun üzerinde eğer aşarsa 1400-1500'lere daha önceki zirvelere hedefleyebilir. Ama şu haliyle altının önce geçtiğimiz haftanın 320 dolar seviyesinin üzerinde işlem görmesi lazım. Dolayısıyla altın için
fazla bir şey söylemiyorum ama özünde altın uzun süreçli bir dip yapma sürecini yaşıyor. Hani karşıt görüşler var doğal olarak. Rubini işte 1000 doların altını çağırıyor. Öte yanda gold bug'ları yahut altın konusunda yukarı yönde düşünenler daha ziyade Fed'in kolay para politikasıyla bu işin devam edeceği, yani altın fiyatının destekleneceği, çünkü doların değer yitireceği yahut genel olarak paraların debase ya da değerinin yitirilmesi altın için pozitif bir senaryo olarak düşünülüyor. Hatta birçoklarına göre de Fed hiçbir zaman kolay para politikasını frenleyemeyecek. Çünkü bunu böyle yaparsa faiz oranları artar. Faiz oranları artarsa Fed'in bilançosu tekrar yükselmeye başlar. Dolayısıyla bir çıkmaz içinde Fed belki para basma yahut kolay para politikasını farklı bir şekilde şapkadan yeni bir şey çıkarak devam ettirdiği düşünüyorlar. Dolayısıyla böyle bir beklenti herhalde altın için pozitif ama altın biliyorsunuz çok yüksek seviyelerden 1900'lerden buralara kadar derivatif enstrümanlarla getirildi. Şu an kendi halinde doğrudan doğruya fiziki taleple hareket eden bir piyasayla karşı karşıyayız. Dolayısıyla burada teknik olarak verilere bakmak oldukça makul görünüyor. 1270 dediğim gibi önemli bir destek ama kısa vadede altın fiyatları 1300 dolar altına geçmemek istiyor. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz ama Cuma günkü tarım dışı istihdam raporu, artık hükümet açıklar mı açıklamaz mı bunu bilmiyoruz ama Cuma günkü tarım dışı istihdam rakamlarından sonra yeniden bir seviye oynaklık başlayabilir. Hocam son gelen açıklamalara göre veri açıklanmayacak yarın bildiğiniz kadarıyla. Veri açıklanmayacak. Evet. Öyle mi? Evet. Hükümette birçok şey shutdown, yani işlevini yapamıyor. Şu haliyle de bu rakamlar açılmayacak, açıklanmayacak. Son sanıyorum ABD Tarım Bakanlığı'nın tahıl stoğu açıklandı. Ondan sonra her şey karandı. Sitelere falan giriyorum ben arada bir. Karanlık. Pek bir şey yok. Bekleyip göreceğiz Ahmetciğim onları. Ama bir biçimde bu rakamlar yüze çıkacak. Öyle ya da böyle. Dolayısıyla oynaklığımız da devam edecek gibi görülüyor. Özet olarak fazla uzattım. Altın için 1375 seviyesinin aşılması lazım ki altında yeniden bir yükselme momentumu inmesi başlasın. Ama 1300 oldukça kritik hale geldi. Birkaç kez deniyor. Hatta uzun vade şimdi girmeyeceğim. Dip yapma çabaları var. Dolayısıyla 1300 kritik bir seviye. Üzerinde 1375'in üzerinde de yeni bir iğneyle Gölcük Tepe'ye doğru diklenir diye düşünüyorum. Öte yanda daha enteresan bir emtia olarak da herhalde petrolden bahsetmek lazım. Petrol için biliyorsunuz petrol fiyatları ciddi olarak yükselmişti. WTI 112 dolara kadar yükselmişti. Şey de öyle. Brent'te bir hayli yükseldi Orta Doğu'daki gerginlikten dolayı. O da evet, 17 doların üzerine kadar, 17.5'a kadar kırmamış. Şimdi burada gerek Orta Doğu politikalarındaki gevşeme, gerek stok yahut kendi temelleri petrol fiyatının ciddi olarak düşürmeye başladı. Hatta biliyorsunuz 8-10 dolarlık bir köpük, petrolde jeopolitik köpük alınmaya başlandı. Bu süreç devam ediyor. Artı genel olarak stoklara çok hassas hale geldi enerji petrol fiyatları. Geçen hafta
stokların ciddi olarak düştüğü gözlendi. Aslında piyasa biraz pardon düzeltiyorum, yükseldiği gözlendi. Piyasa daha ziyade biraz düşüş bekliyordu. Hatta stoklara bakarsak ABD'de son hafta bir yükselme, bunu sayıyla gösterdiğim 5 yıllık en yüksek seviyesine kadar gelmiş. Dolayısıyla bu seviye stokların yükselmesi ve jeopolitik gerginliği azalması petrol fiyatlarında ciddi bir baskı yapıyor. Öte yanda enteresan bir şekilde eğer enerji ürünlerinde işlem yapan arkadaşlar varsa mazot diyeceğim, heating oil'de tam aksine ham petrol fiyatlarından farklı davranmaya başladı. Orada da stokların biraz düştüğünü gözlüyoruz. Ama o enteresandır. Orada grafiği hemen getirirsem bir iki şey söyleyebilirim. Çok enteresan bir emtiyadır. Petrolü genel olarak şöyle bitireyim aslında. Bu düşüş seviyesinde altta petrolde Brent 108 civarında biraz daha konsolide olur gibi bir hali var. Ama WTI biraz daha zayıf gibi görünüyor. Burada bir hayli aşağıya doğru burada gösterdiğim bir yükselme trendi net olarak görülüyor. Bu trend geçtiğimiz günlerde petrol fiyatlarının 3 dolar altına gelmesiyle kırıldı. Dünkü büyük sıçrama bugün biraz zayıf. Şimdi burada petrol fiyatlarında tam anlamıyla teknik olarak girmeyeceğim ama içimi oku ve cloud ikinci bileşeni önemli bir destek gibi davranıyor 101 civarında. Bu seviye kırılırsa petrol fiyatlarında herhalde 95'lere doğru bir salınım gelir diye düşünüyorum. Şu haliyle İçimoku'nun tüm göstergeleri negatif. Fiyatın altında aldığı gösterge. Trend ve sinyal hattı negatif. Yeşil aşağıya geçmiş. Şu bölgede konsolide oluyor. Muhtemelen burayı kırarsa dediğim gibi daha aşağı seviyeler var. Ama buna karşı petrolden üretilmesine rağmen heating oil yahut mazot enteresan bir şekilde direniyor ve hatta dip yapmış gibi de görünüyor. Şöyle ki, burada açık pozisyon sayısı demişim, onu hemen getireyim. Açık pozisyon biliyorsunuz açık pozisyon sayıları genel olarak piyasadaki hareketle birlikte değerlendirildiğinde anlam kazanır. Fiyatlar düşerken açık pozisyon sayısının azalması aslında long liquidation yani uzun pozisyonların kapatılmasından kaynaklanıyor. Bu süreç sanki dozunu tamamlamış gibi görülüyor. Eğer şuradaki aralık şu bant aralığına bakılırsa bu geçtiğimiz Temmuz ayının başlarında bir gap boşluk açılışıyla yapmıştı. Teknik olarak biliyorsunuz analistler genel olarak bu seviyelere bakarlar. Bunu geçtiğimiz hafta doldurdu hatta iki kez deneyerek. Şimdi sanki doğalgazda yukarı yönde bir hareket makul gibi görülüyor. Çünkü öncelikle mevsimsel olarak ısıtma yağı yahut heating oil, mazota talebin arttığı bir döneme giriyoruz. Ayrıca tahıl sektöründe de mahsul için ciddi olarak bir talep vardır genel olarak mazota. Dolayısıyla işlem yapanlar CFD'ler yahut vadelilerde işlem yapanlar için sanki burada bir fırsat gibi görülüyor. Şunun hemen altına sok koyarak gayet anlamlı bir işlem yapılabilir. Ayrıca ABD'nin de eğer çıkarabilirsem
100 dolar seviyesi herhalde değil mi? Efendim? 101 dolar seviyesi herhalde o dönüş yaptığı nokta. Hemen Anlaşmadım. geleyim ona. Ama şurada ABD'nin ne? Maviyle gösterdiğim ABD'nin petrol ihracatı, petrol ihracatı derken rafine ürünler yani mazot, benzin vesaire ihracatı Güney Amerika'ya ağırlıklı olarak geçtiğimiz yıl da şeyi geçti, ithalatını geçti. Dolayısıyla ABD net enerji ihraç eden bir ülke haline geldi. Burada da ABD'nin enerji ihraç ediyor olması aslında mazot için de pozitif bir gelişme. Burada hemen yine grafiğimize bakarsak şu seviye 293 sent galon. Maalesef bu ürünler ve galonla işlem görüyor Nymex borsasında. 2 dolar 92 sent civarı galon başına şu anki şu dip seviyesi. Şu an 2.98 şu ana kadar yükselmiş. Bu ürün kontrat olarak 420 bin galon olarak kontrat başına trade edilir. Diğer bir deyişle bu kontratta her bir sentlik hareket 290'dan 291, 92 vesaire her bir sent 420 dolara karşılık gelir. Artı ya da eksi. Doğru yan onlara da bağlı olarak. Dolayısıyla burada ABD'nin bir anda ihraç ediyor olması dediğim gibi hem mevsimsellik hem de mahsul için talebin arttığı bir döneme rast gelmemiz muhtemelen bu piyasada yukarı yönlü bir hareket zorlayacaktır diye düşünüyorum. Hemen isterseniz bir de FX olarak dolara, euroya vesaire bakalım. Ve webinar sana. Bu ara sorusu olan arkadaşlar var galiba. İyi akşamlar arkadaşlar. Teşekkür ederim. Bazı geç gelen arkadaşlar var galiba. Şimdi dolar. Dolarda Fed politikasıyla yani Fed'in kolay para politikasının devamıyla doğal olarak dolar bolluğu doların değerini yitirmeye başladı. Zaten epeydir de 85 seviyeninde başlayan düşüş kısa bir toparlama ardından oldukça düşük seviyelere geldi. Opening kesti hemen kaldırayım. Şimdi burada dolara bakarsak şimdi okuyu da kaldırayım. Biraz daha fenalasın. Biraz zoom'a baktığımızda dolar için oldukça dip seviyelere geldiğimizi görüyorum. Dolar için gerçekten 2012 Eylül ve yılbaşı dipleri sanki ziyaret edilecek gibi. Başlangıçta da sanıyorum değinmiştim buna. Dolayısıyla buradaki doların 78, 79, 78,5 aralığına kadar sarkması kolay gibi görülüyor bugünlerde. Ama burada önemli bir direnç oluşacak. İşte bu noktada artık dolar tamam mı, devam mı sorusu diğer dolara karşı para birimlerini de yönlendirecek. Doğal olarak hem yende hem euroda mesela USD'ye bakalım. Dolar paritesine. Burada dolar paritesinde de zayıflayan dolarla birlikte ciddi bir toparlama var. Şu an 36'nın üzerinde euro dolar paritesi. Bunu 1.33-25 gibi destek göstermişim burada. Daha önceki diplerden kaynaklanan bir şey ama 2013 yılının zirvesi 37.11. Şurada gösterdiğim seviye. Dolayısıyla buraya gelmesi son derece kolay. Az önce bahsettiğim dolar endeksinde de aşağı yönde dirence gelmesi kolay olduğu gibi desteğe gelmesi kolay olduğu gibi Euro da ona karşı dirence kolaylıkla ulaşabilir. Ama buradan sonrası için önemli bir hedef olarak 38.40 var. Bu seviyeler doğrudan doğruya doların destek seviyesi olan 79-78.5 aralığındaki tavrına bağlı. Eğer orayı kırarsa
Euro dolar paritesinde bekliklikler hiç de sorun olmaz. Piyasa bekliklere doğru rahatlıkla gidebilir. Gerçekten de bu tür teknik yorumlarda çoğalmaya başladı. Şu haliyle tabii trade anlamına bir şey söylemek istemiyorum. Uzun ya da kısa vade olduğuna göre çok farklı şeyler söyleyebilir. Evet. Bana bakayım arkadaşlardan soru olan var mı? Evet. Pekala. Şimdilik ben fazla yormak istemiyorum sizi. Bu kadar yeter diye düşünüyorum. Genel olarak bir AB'deki kargaşayı birkaç cümleyi toparlamaya çalıştık. Ve bunun etkilerini altın, petrol gibi piyasalarda biraz da FX'e değerlendirmeye çalıştım. Bu ara NYMEX heating oil yahut mazot konusunda iyi bir düşük riskli bir işlem olasılığından bahsettim. Bu ara enteresan olarak aslında tahıllar var. Gireyim mi girmeyeyim mi bilmiyorum. Çoğunuzu ilgilendirmiyor gibi geliyor bana ama son derece keyifli ve likit piyasalar aslında. Yani soya, buğday, mısır gibi piyasalar. Bunlarda da çok güzel fırsatlar var aslında. Soru alabiliriz. Şayet soru arkadaşlardan soru isteyen varsa alabiliriz ama şu an evet bakıyorum. Bu arada hani kısaca toparlayacak olursak da altında özellikle kısa vadede 1300'ün önemli bir kademe olduğunu, piyasanın daha çok onun üzerine tutunmaya çalıştığını söylemiş oldu. Kısa vadede belirsizlik biraz sert aşağı yukarı 15-20 tipik hareketlerin nedeni olabiliyor çift taraflı. Uzun vadeli görünümde de özellikle 1210 ya da 1200 seviyelerdeki daha önce bulmuş olduğu desteğe doğru bir kırılganlık gösterebilir. Çünkü genel görünümde altında dolar gücünü sürdürmekte. Diğer bir taraftan euro dolar paritesinde 1.36'nın üzeri oldukça kritik. Yine hocamızın bizi uyardığı yönde. Tabii ki bu seviyede euro lehine görünüm var. Ancak ABD kaynaklı gelişmelere de yakından takip etmek gerekir. Özellikle 36'nın üzerinde 38 seviyeleri, 1.40 seviyeleri belki önümüzdeki dönemdeki gelişmelere doğrultusunda da görülebilecek kademeler. Teşekkür ediyorum. Gayet güzel. Ben en azından sizin söylediklerinizi böyle kısaca bir toparlamış olduk. Güzel. Altında gerçekten yani şu an kaçtayız? 1317. Yani 1300 seviyesine hatta bugün iki kere geldi. Evet. Pardon. Bir hayli oynak piyasalar. Dolayısıyla bu seviye sanki bir bottom, dip destek davranıyor ama kısa vadeli. Evet. Bunun üzerinde kaldığı sürece onun altında stop kullanarak işlem yapılabilir herhalde. Biliyorsunuz geçtiğimiz... Gümüşte falan da aynı şey. Evet, şimdi bir soru daha arkadaşlardan. Gümüş ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Gümüş ile ilgili pek bakmadım ama bakalım. Gümüş tabii altının kız kardeşi olarak son derece altına paralel hareket ediyor. Bazen gümüş altından ayrışıyor. O da doğrudan doğruya altının gümüşün altından farklı olarak endüstriyel özelliği de yani arz talebine de odaklanıldığında söz konusu oluyor. Ama gümüş için ben size bir başka uzun vadeli hikayeyi yahut söylentiyi anlatayım. Gümüş konusunda büyük bankaların özellikle Morgan Stanley çok ciddi açık pozisyonları var. O kadar ki söylentilere göre eğer teslimata gidilirse COMEX bu ihtiyacı karşılayamaz şeklinde endişeler var. Dolayısıyla gümüş fiyatlarının baskı altında kalması gerek ki zaman içinde Morgan Stanley açık pozisyonlarını kapatabilsin ve gümüşün önü açılsın. Gümüşün
bu seviyelerde sürünmesi doğrudan doğruya bahsettiğim büyük bankaların pozisyonlarından kaynaklanıyor. 21 dolar aslında yani gümüş fiyatları biliyorsunuz yazdığım hale bakalım. 50 dolarda da geçmişti. 50 dolara gelmişti 2011 kriz öncesinde. Hemen ardından vermeye başladılar. Altınla birlikte de paralel hareket etti. Şimdi gümüş için biliyorsunuz gümüş trade biraz serttir arkadaşlar. Altına benzemez. Çünkü gümüşte eğer CDF yapmıyorsanız yani vadeli kontratlarla yapıyorsanız bir hayli zordur. Çünkü gümüşün her bir doları 22 dolardan 23 dolara 21 dolara inip çıkması kontrat başına 5000 dolarlık bir kar zarar yazar. O bakımdan bir hayli serttir. Ama CFD'lerle istediğiniz miktarda işlem yapabilirsiniz. Yani ille de 5000 onsu vadeli kontrat olmak zorunda değil. Çok küçük rakamlarda da yapılabilir. Gümüş için altından çok daha potansiyeli olan bir emtia olarak bakmak lazım. Ama dediğim gibi biraz bankaların manipülasyonu bu işi böyle bir sürecini devam ettiriyor. Ne zaman çözümlenir bilmek kolay değil tabii. Bunlar yavaş yavaş pozisyonlarını açık pozisyonlarını ettikten sonra belki de gümüşlerini açılır. Şimdi gümüşte de son dönemde şu tür bir hareket gözlemledik. Ben isterseniz bunu ilave etmiş olayım. Memnuniyetle. 20 özellikle 19-10 seviyesinden başlayan toparlamada evet. Bir ihtimal teknik açıdan 26-27-10'lara kadar tırmanış sürebilirdi. Aslında böyle bir beklenti piyasa geneline var. Ancak 24-10 seviyelerinde gümüşte ciddi talep azalması oldu. Belki bu kastettiğiniz baskılama o seviyelerde gerçekleşmiş olabilir. Onun sonrasında da gümüş 22 ons, 23 ons bu kademelerde sıkışmış durumda. Yani yukarı doğru hamleler kısıtlı kalıyor, aşağıya doğru satış baskısı genelde desteklerde karşılanıyor. Kısa vadede şu an için 21 ons seviyeleri dengelenmiş durumda. Ancak genel görünümde 24 onstan itibaren başlayan satış yine gümüşte de altına paralel bir dolar baskısı oluştuğunu bize gösteriyor. Biraz daha orta vadeli görünümde. Evet. Bir ihtimal orada da 19-10 seviyeleri önümüzdeki süreç içerisinde gümüşte tekrar test edilebilir, çalışabilir. Bu ihtimali göz önünde bulundurabilir yatırımcılarımız. Kısa vadeli tabii yakın destek direnç kademeleri arasındaki bu yatay seyri bir fırsat olarak kollayabilirler. Destek dirençler arasında alt sata gidebilirler ama daha orta vadeli pozisyonlarında ya da alım yapmak istiyorlarsa daha orta vadeli biraz daha alt kademeleri hedefleyebiliriz, bekleyebiliriz. Gayet güzel Ahmet, teşekkür ederim. Sadece bu Morgan Stanley meselesini bahsettim, bu uzun vadeli. 3-5 yıldır devam eden bir sorun. Öyle pek public yahut halka açıklanmıyor ama bu kısa vadeli hareketler doğrudan doğruya gümüşün kendi verileri çerçevesinde değerlendirmeli diye düşünüyorum. Aslında hemen basit bir şekilde mesela dediğin seviyeden o bahsettiğin yükseldiği seviye enteresan bir şekilde 61.8'i bile kırmış. Yani şu seviyeler önemli destek. Tamam mı devamı noktası gibi gümüşün 21'in üzerindeki 21.5 seviyesi. Bu seviyelerin altında bir kapanış taban muhtemelen gümüşü de aşağı seviyeleri dediğim bahsettiğin 19 seviyene kadar çekebilir. Ama şu haliyle en azından piyasanın 21.50'nin altında kapanış yapması lazım. Kısa vadede. Zaten 21.73 bir değerde. Biliyorsunuz gümüş bazen aldığın başına gider yani günde 1-1.5 dolar oynadığı olur. Bu tür hareketler tam anlamıyla bir mood değişimi, beklenti değişimi anlamına gelir. Evet arkadaşlar, başka sorusu olan var mı acaba? Ahmet, herhangi bir konuda bir katkı yapmak istiyorsan şeyin varsa. Yani sorular hani bizi yönlendirirse daha rahat olur. Genel perspektifi siz gayet iyi çizdiniz. Hani teknik olarak da mümkün olduğunca net seviyeleri en azından vermeye çalışıyoruz. Piyasanın son dönemdeki gidişatına göre en azından
yatırımcılar mutlak surette kısa vade, orta vade belli pozisyonları alıp taşıyabiliyorlar. Yani buradaki hani seviyeden kastınız olası kırılmalarda ne yapmaları gerektiğini bilirlerse, yani terse kalmalara karşı ya da piyasanın akışı gidişatı hangi yönde, ona göre ne tür bir strateji geliştirmelerini bilirlerse onlar için daha faydalı olur. Yoksa anlık fiyatlar oraya gitmiş, buraya gitmiş, bunların hepsini zaten tutulamamız ya da yakalamamız mümkün değil. Çok genel bir... Yani buradan daha çok genel strateji çıkarıp ona göre bir yön çizmeleri mantıklı. Şimdi anlatayım, güzel bir konu ama çok kapsamlı bir konu. Buna ayrı bir webinar yapı, yani nasıl pozisyonları kontrol etmeli, iniş çıkışlar, yani yatırımcıları savurur sağdan sola, soldan sağa, son derece zordur. Bunu daha az oynaklıkla nasıl yaparız, enstrümanları meselesi ayrı bir mesele, yapılabilir tabi. Ama aynen FX'de olduğu gibi gümüşte de altında da sürekli iniş çıkışlar. Hem bir, eğer ters yöndeyse psikolojiyi allak bullak edip piyasaya teslim eder. Doğru yöndeyse de para yönetimi ciddi bir challenge, meydan okuma olduğu için oraya yeterli ağırlık verilmez. Dolayısıyla fiyatlarla inip çıkarız. Çoğu yatırımcının en büyük hatası yahut en çılgın yaklaşımı budur. Bunun önüne geçmenin dediğim gibi çok, çok çeşitli yöntemleri, yolları var. Ama bu ayrı bir webinar konusu. Yani basit bir örnek, parite, FX çifti alınır. Bunun üzerinde şöyle olursa ne yaparım, böyle olduğunda ne yaparım şeklinde astute yahut profesyonel yatırımcıların yaptığı taktikler yahut yöntemler vardır. Onlardan bir başka webinarda bahsederiz. Bu yönde talep olursa özellikle bu konuyla alakalı mutlaka bir programlama yaparız. Yaparız yani. Mesela kısa dönem trading genel olarak zor olmakla birlikte çok çeşitli şekillerde yapılabilir. Ancak disiplinli bir şekilde yapıldığında kalabalığın önüne çıkarsın. Bu kadar basit. Yani güruhun önüne çıkmanın yolu disiplinli bir sistemik yaklaşımdan geçer. Sistemik yaklaşım derken zaten makul bir şey yapıyorsun. Yani tutup da sana para kaybettirecek bir sistemi zaten kabul etmezsin. Değil mi? Ortak akıl. Makul bir şey yaparsın. O makul çerçevede disiplinli olmak koşuluyla kalabalığın önüne çıkabilirsin. Ha, bu ne demek ki? Yine ayrı bir konu ama sorular geliyor da arkadaşlardan. Onları da bir ara gözlemeye çalışıyorum. Gözde, Hasan arkadaşımız, gözle bekliyorum herhalde. Yani böyle bir sistemik trade nasıl yapılır konusunda bir bilgi, dört gözle bekliyorum demiş. Yaparız. En kısa zamanda, evet, onu yapmakta fayda var. Doğru söylüyor. Çok çeşitli sistemler var ama ben size en makul, en akla yatkın bir metot gösterebilirim. Görürüz ölmeden diyor Hazan yine. Ölmeden canım, yani birkaç haftaya yaparız eğer bir talep olursa, hiç şey değil, problem değil. Peki Hasan Bey bir hayli enteresan şeyler göndermiş. Bu arada evet, Hasan Bey duyuyordur beni. Çağrısını gördüm. Toplantı sonrası kendisine dönüş yapacağım. Buradan da söylemiş olayım. Tamam. Peki arkadaşlar, kabaca 45 dakika yeter. İşinizden gücünüzden aldım. Hepiniz bunun için teşekkür ediyorum. Eğer başka soru yoksa Ahmet, bu seansı bitirebiliriz. Tamam. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Tüm katılımcı arkadaşlara da teşekkürler. İnşallah dediğim gibi her kritik veri öncesi bu piyasa toplantısını yapalım. Genel olarak her türlü şeyi konuşabiliriz, sorulabilir. Diğer bahsettiğimiz konularda da özel bir webinar programı yine mutlaka planlamasını yaparız birlikte en kısa süre içerisinde. Dilerim bunun devamı gelir, sağlıklı da bir ilerleme kaydederiz. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Hoşçakalın, iyi akşamlar arkadaşlar.